Bir önceki videoda sabit bir elektrik alanı içindeki bir parçacı hareket ettirmek için ne kadar iş veya ne kadar enerji harcamamız gerektiğini hesaplamıştık. Bu sefer aynı şeyi değişen bir elektrik alanı için hesaplamaya çalışalım. Böylece başka bir konuma kıyasla belli bir konumdaki elektriksel potansiyel enerjiyi hesaplayabiliriz. Şimdi diyelim ki noktasal bir yükümüz olsun. Bu noktasal yük olmak zorunda değil. Ama diyelim ki bu yük pozitif Q1 klomluk bir alan oluştursun. Bu durum sonsuz büyüklükte yüklü levha örneğinden daha farklı olacak. Çünkü bu sefer elimizde değişen elektrik alanı var değil mi? Peki bu yükün elektrik alanı hakkında ne söyleyebiliriz? Elektrik alanı şu şekilde olacak. Bu alanı herhangi bir parçacık üzerine etkileyen kuvvet olarak tanımlayabiliriz. Ve yönü ise her zaman dışarıya olmalı. Çünkü sorudaki parçacığın her zaman pozitif yüklü olduğunu kabul ediyoruz. Dolayısıyla pozitif bir yük buradaki pozitif yük tarafından itilecek. Böylece bu elektrik alanını klom sabiti çarpı yükümüz Q1 bölü bu yükle aramızdaki mesafenin karesi olarak yazabiliriz. Eğer bu elektrik alanını çizersek yükün yakınlarında güçlü olacak. Yükten uzaklaştığımız zaman da gittikçe zayıflayacak hatta her zaman merkezden dışarıya doğru bir yönde olacak. Buraya çizdiğim şey bir vektör alanı. Rastgele bir şekilde noktaları seçip o noktalardaki alana ait vektörü gösteriyoruz. Ve buradaki vektörlerin hepsi dışarıya doğru olmak zorunda. Aynı zamanda merkezdeki çemberden belli uzaklıkta bir yarı çapta bu vektörlerin hepsinin büyüklüğü aynı olur. Buraya çiziklerim çok da düzgün olmadı ama umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Bu vektörlerin büyüklükleri uzaklığın karesiyle orantılı olarak azalır. Bu şekilde çizdiğimiz birkaç vektör sayesinde elektrik alanının nasıl göründüğüne dair bir fikriniz oluşmuştur. Aslında bu gayet mantıklı değil mi? Eğer Q2 yüklü başka bir yükümüz olsaydı yüke etki eden kuvvet Q2 çarpı buradaki ifade olacaktı. Bu da zaten Kromb yasası değil mi? Q2 yüküne etki eden kuvvet elektrik alanı çarpı Q2'dir. Bu da k çarpı q1 çarpı q2 bölü r kare eder. Bu ifade Coulomb yasası ve bu elektrik alanı ifadesi de Coulomb yasasından geliyor. Hadi şimdi pozitif yüklü diğer parçacığımızı çizelim. Yükümüze q2 diyelim ve pozitif yüklü olsun. O zaman q1 yükü tarafından itilecek ve bu yükü içeriye doğru belli bir mesafe itmek için ne kadar iş yapmamız gerektiğini hesaplayalım. Çünkü elektrik alanı yükü dışarıya doğru ittiğinden parçacığı içeriye doğru itmek için bir iş yapmamız gerekecek. Diyelim ki parçacık 10 metrede olsun. İşte şu çizgiyle gösterebiliriz. Burası 10 metre. Biz de bu parçacığı 5 metre içeriye doğru itmek istiyoruz. 5 metre ilerlettiğimiz zaman parçacık buraya gelecek ve diğer parçacıktan 5 metre uzakta olacak. Bu parçacığı diğer parçacığa doğru 5 metre ilerletmek için ne kadarlık bir iş yapmamız gerekiyor? Öncelikle elektrik alanının sürekli değiştiğini biliyoruz değil mi? Bir de burada çok çok küçük sonsuz bir uzaklık var. Bu sonsuz küçük uzaklığa dr diyelim yani yarı değişim. Bu arada tahmin ederseniz karşımıza integral ve diferansiyeller çıkacak. Evet. Bu parçacığı çok çok küçük bir mesafe ilerletmek için ne kadarlık iş yapmamız gerekiyor? Bu çok çok küçük mesafe boyunca elektrik alanının sabit olduğunu varsayalım. Böylece çok çok küçük mesafeyi almak için gereken çok çok küçük iş eşittir klom sabiti çarpı Q1 çarpı Q2 bölü r kare çarpı dr olur. Şimdi daha ileriye gitmeden önce bir şeyi düşünmenizi istiyorum. Klomp yasası bize diyor ki bu ifade bu yükün veya elektrik alanının bu parçacığa uyguladığı dışa doğru kuvvettir. Parçacığı bulunduğu yerden 5 metre içeriye hareket ettirmek için uygulamamız gereken kuvvet içeriye doğru olmalı ve tam tersi yönde olmalı. Dolayısıyla negatif bir kuvvet olacak. Peki neden böyle? Çünkü alanın oluşturduğu kuvveti tamamıyla dengelememiz gerekiyor. Eğer parçacık zaten birazcık hareket ediyor olsaydı uygulayacağımız kuvvet parçacığın alanından uzaklaşmasını engellerdi. Eğer hareket etmiyor olsaydı o zaman sonsuz küçük bir miktarda dürtüp hareket etmesini sağlardık. Ve kuvvetimiz alanın oluşturduğu kuvveti yine tamamıyla dengelerdi. Ve parçacık ne hızlanırdı ne de yavaşlardı. Şimdi bu bizim yapmamız gereken iş ve önüne eksi işareti koyuyoruz. Çünkü alana ters bir yönde ilerlememiz gerekiyor. Peki toplam yapmamız gereken işi nasıl hesaplarız? Sonsuz küçük mesafeyi almak için gereken işin ne olduğunu bulmuştuk. Bu mesafeyi daha rahat incelemek için normalden daha büyük çizdim. Ama aslında bu değere yarı çaptaki sonsuz küçük değişimi ifade ediyor. Gereken toplam işi bulmak için o zaman bunları sürekli toplamamız gerek. Diyoruz ki buradan buraya gitmek için gereken iş ne? Buradan buraya gitmek için gereken iş ne? Vesaire. Bu yükten 5 metre uzakta olana kadar tüm bu işleri toplarsak toplam işi bulabiliriz. Bunların toplamını aldığımız zaman bunun sonsuz küçük artışların sonsuz toplamı olduğunu varsayıyoruz. Öğrendiğiniz üzere bu integralin ta kendisi. Öyleyse toplam iş eşittir. Hemen belirli integral alıyoruz çünkü başlangıçta bu noktadayız. Toplamaya yarı çapımız 10 metreden başlıyoruz. Yarı çap 5 metre olana kadar devam ediyoruz. O zaman 10'dan 5'e integral. Yüksek bir değerden başlayıp düşük bir değerde bitirmek mantığınıza aykırı geliyor olabilir. Ama bu şekilde yapmamız gerekiyor. Çünkü yükü içeriye doğru itiyoruz. Ardından eksi k çarpı q1 çarpı q2 bölü r kare çarpı dr ifadesinin integralini alıyoruz. Yukarıdaki bu terimlerin hepsi sabit terimler öyle değil mi? Öyleyse bunu şu şekilde yazabiliriz. Eksi k çarpı q1 çarpı q2 çarpı 10'dan 5'e integral. R üzeri eksi 2 çarpı dr. Ve bu da eşittir. Eksi k çarpı q1 çarpı q2. İçerideki ifadenin ters türevini almamız gerek. Burada artı c yazmamıza gerek yok. Çünkü belirli integralle uğraşıyoruz. R üzeri eksi 2'nin ters türevi nedir? Eksi r üzeri eksi 1. Eksi r'deki eksi öndeki eksiyle birbirini götürecek ve art olacak. Ve bu ifadenin 5'teki değerinden 10'daki değerini çıkartacağız. Yerimiz kalmadığı için yukarıdan devam edelim. Önce şunların bir kısmını sileyim. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam edelim. İş için yazdığımız ifadeyi tekrar yazalım. Önde bir eksi işaretimiz vardı. Ama sonra içerik ifadenin ters türevinden gelen eksiyle birbirlerini götürdüler. Ve elimizde k çarpı q1 çarpı q2 çarpı ters türevin 5'teki değeri o da 1 bölü 5 değil mi? Ve eksi 10'daki değer yani 1 bölü 10 diyoruz. 1 bölü 5, 2 bölü 10 ile aynı şey değil mi? Öyleyse iş eşittir k çarpı q1 çarpı q2 çarpı 1 bölü 10. Bu da zaten k çarpı q1 çarpı... Q2 bölü 10 ile aynı şey. Bu parçacığı bulunduğu yerden 5 metre içeriye götürmek için gereken iş işte bu kadar. O zaman parçacığın bu konumuyla ilk konumu arasındaki potansiyel fark bu iş kadar daha fazla olur. Birimi Joule cinsinden olacak çünkü enerjinin veya işin birimi Joule'dür. İki nokta arasındaki elektriksel potansiyel fark işte şu değer kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.